Huzura Doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerden gelen sorular ışığında elde ettiğimiz bir soruyu soracağız ve biz ayrılan süre içerisinde de cevabını almaya çalışacağız. Hocam, imanla alakalı bir sorumuz var bugün. İman etmek deyince neyi anlamamız gerekiyor? Onu sormak istiyoruz. Neye iman edilir mesela? Veya imanın gaybi olması, hakiki iman, hakiki olması gibi şeylerden bahsediliyor. Bunlar ne demektir? Biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi Mustafa Bey, iman kelimesi Arapça bir kelimedir. Sözlük anlamı, lügat anlamı diye geçiyor kitaplarda, sözlük anlamı diye inanmak demektir Türkçe'de. Peki ıslah, yani dini terim olarak ne demek? İman deyince Allah-u Teala'dan başka mabut ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resul olduğuna ve onun Allah-u Teala'nın getirdiklerine kalb ile inanıp dille söylemeye denir. İman buna denir. Evet. Hatta kitaplarda Cibril hadisi diye meşhur bir hadis-i şerif var. İmam Müslim'den naklediyor bunu. Hadisi Cibril diye geçiyor. Hatta Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Şam'da metfundur bu zat. Hazreti Osman Radiyallahu Teala Hazretleri'nin soyundan geliyor. Bu zatın bu hadis-i şerifi uzun bir şekilde İtikadname isimli, şu parmak kalınlığında, hatta bundan biraz kalıp bir kitabı var. Bu İtikadname isimli kitabı, yani iman itikat bilgilerini bildiriyor. Bu Cibril hadisini uzun uzun naklediyor ve açıklıyor. Evet. İşte bizde Osmanlı döneminde Kemahlu Feyzullah Efendi bunu Osmanlıca'ya aktarıyor. Hakikat kitabı da bunu herkese lazım olan iman ismiyle bugünkü Türkçe'ye aktarmış. Kemahlu Feyzullah Efendi'nin Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin İtikadname kitabını o şekilde naklediyor. İşte o hadisi Cibril'de, Cebrail Aleyhisselam insan suretinde geliyor. Hazreti Ömer de var o anda. O da görüyor. O da görüyor. Ashab-ı kiram görüyor. Hayret ettik diyor. Geldi. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam önüne oturdu. Soruyor. Mesela iman nedir? İhsan nedir? İslam nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap veriyor. Doğru söyledin diyor. Hayret diyor. Hem soruyor hem doğru, doğru söyledi. Bu kimmiş bu? Allah Allah. Madem biliyorsun niye soruyorsun der gibi, değil mi? Sonra diyor, gittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bu Cebrail karındaşım idi. Size dininizi öğretmek için geldi. İşte onun iman nedir diye Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e sorduğu zaman Peygamber Efendimiz'in verdiği cevap o hadis-i şerifte. Buyuruyor ki Allah-u Teala'ya inanmak, meleklerine inanmak, indirdiği kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe, öldükten sonra hayata inanmak, öldükten sonraki hayata inanmak, kadere, hayırın ve şerrin Allah-u Teala'dan olduğuna inanmaktır. Hani amentü duasında bildiriliyor. Evet. Bunu sayıyor Peygamber Aleyhisselam. Amentü billahi diye devam ediyor. Evet, aynen öyle. Yani Cebrail Aleyhisselam iman nedir diye sonunda Peygamberimiz bunu böyle bildiriyor. Böyle buyuruyorlar. Cebrail Aleyhisselam doğru söyledim buyuruyor. Tasdikli yani. Evet. Hadisi Cibril diye kitaplarda geçiyor bu. Hadisi Cibril diye geçiyor. Şimdi tabii detayı var bunların. Genişletilmiş, uzun uzun anlatılıyor. İman edebilmek için kelime-i şehadeti dil ile söylemek, kalple tasdik etmek buyuruyor. O da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüm. Evet. Yalnız kitaplarda anlatılırken inanılması gereken şeyler, şöyle söyleyeyim. Bu bir programdır İslamiyet. Bu bir programdır. Allah-u Teala peygamberiyle gönderiyor bu programa. Ya inanırsın ya reddedersin. Efendim ben bunu açayım. Bunları beğenmedim. Şunları çıkarayım, şunlara inanayım. Yok. Bütündür. Ya heptir ya hiçtir. Ya hepsini kabul edersin veya aynı şekilde hiçbirisini kabul etmez. Şu madde kafama uymadı deme şansımız yok, yok. Yani. Tamamını tamamına kabul et. Şimdi bakın Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam orada buyurduğu ve Amentü duasında geçen. Şimdi öldükten sonraki hayata inanmak dedi. Şimdi öldükten sonraki hayat. Biz ölüyü görüyoruz, kabire koyuyoruz. Kabirde de hayat var. Ama gözümüzde görmüyoruz. Hatta kabri açsak mesela bir sene sonra çürümüş olduğunu görüyoruz. Ama kitaplarda buyuruyor ki kabirde hareket değil, his vardır. Hareket yok. Hareket dünyada. Ruh bu bedendeyken hareket var. Bedenden çıkınca cesedi götürüp koyuyoruz. Ruhun dünyada kullandığı bu evidir bu ceset. Oraya koyuyoruz. Ama bu cesede bağlantısı var. Orada his var. Hissediyor, duyuyor. Cevap veremiyor. Çünkü hareket ettiremiyor.
vücudunu hareket ettiremiyor. E şimdi bunlar, mesela cennet var, cehennem var. Cehennemde çeşitli azaplar var. Soğuk, sıcak, ondan sonra ne bileyim ben akrebi, çiyanı. Değişik değişik. Aklı hayale gelmedik, her türlü azap var. Cennette her türlü nimet var. Aklı hayale gelmedik. Bir görsek. Onun için bu imanın altı şartından önce gayba iman. Gayb nedir? Gözümüzde görmeden inanmak. Allah Teala böyle istemiştir. Gayba imandan murat budur. Gözde görmeden önce. Hatta babaannemler kuşakları anlatırlardı. Evet. Gözümle görmüş gibi bilir ve inanırım ki diye başlarlardı söze. Gözümle görmüş gibi bilir ve inanırım ki diye. İman o işte. İman o. Gözümle görmüş gibi bilir ve inanırım ki diye anlatırlardı. O isteniyor. Peki görseydi o zaman insan gördüğüne inanırdı. Göze tabi olmuş olurdu. Göze tabi olmuş olurdu. O istenmiyor. Hatta imanı böyle kısımlı, icmali, tafsili diye de ayırmışlar. İcmali toptan. Mesela Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz vasıtasıyla getirdiklerinin hepsine ben inandım. İcmalidir bu. Toptan inandım. Tasfili, yani sınıflara ayırıyorsun. Madde madde ondan sonra. Ayrı ayrı. Onları okuyorsun, hikmetlerini okuyorsun. İyice aynı şekilde yer ediyorsun. Hepsine ayrı ayrı inanmış oluyorsunuz. Ayrı yani, ayrı. Tabii. Yakinin artarak. Toptan ama. Yakinin evet. Artıyor. O, tabii icmali olan altyapın olmadığı için birisi bir sallayıverse gidebilir. Ama tasfili dedikleri, yani teferruatlı bir şekilde detaylarını, hikmetlerini, delillerini onları okuyarak kalbine yerleştirdiğin zaman top atılsa yerinden kıpırdamazsın o zaman. Bir şey olmaz, sarsılmaz seninki. Peki daha da sarsılmayanı var. Gelelim şimdi hakiki iman dediniz de. Evet. Demek ki gaybi iman, gözümüzde Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam gözümüzde görmediğimiz şeylerde cennetten, cehennemden, sırat köprüsünden, mizandan, kabirden, kabirdeki hayattan, mahşer günü yeniden dirilmeden, bunların hepsi gayiptir bizim için. Biz bunlara inandık. Evet. Biz bunlara inandık. Buna gaybi iman deniyor. Bütün müminler, evliya olsun, peygamberler olsun, hepsi için gaybidir. Peki Peygamber Efendimiz için de gaybi midir? Değildir. Niye? Çünkü Allah-u Teala diğer peygamberlerine yapmadığını Muhammed Aleyhisselam'a yaptı. Recep ayının 27. gecesinde miraca çıkardı. Bu dünyadan çıkartıldı, cenneti, cehennemi baş gözüyle gördü ve geldi. Cenneti, cehennemi baş gözüyle gördü. Oradaki azapları da, nimetleri de gördü. Hepsi gösterildi kendisine. Yani Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam zaten inanıyordu ama gözüyle de gördü. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, her peygamber sıkıntı çekmiştir. Ama kendileri buyuruyor ki, hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı ben çektim. İslam alimleri bunu açıklamışlar. Niye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Yaşı zaten 63 yaşında vefat etti. Niye öbürlerinden çok sıkıntı çekmiş diye hatıra gelebilir. Evet. Nuh Aleyhisselam 1000 seneden fazla yaşadı. 950 sene kavmini aynı şekilde imana davet etti. Taşladılar, yuhaladılar. Yani zahiren baktığın zaman o çok sıkıntı çekmiş gözüküyor. Öyle değil buyuruyor o. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi gitti, cehennemi gördü, cehennemdeki azap şekillerini gördü. Yeryüzüne gelince insanlar fevç fevç, dalga dalga cehenneme gidiyor. Yakinen görüyor onu. Bunun gittiği yeri gördü. Onun için ızdırabı, sıkıntısı Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam daha fazla oldu. Yani gözünün önünde insanlar ateşe gidiyor. Ateşe gidiyor. Tabii. Yani biz burada mesela Yenibosna'dayız. Şu karşımızda bir vadi var. İşte Sefaköy, Küçükçekmece ileride bir vadi. Orası bataklık. Orada aynı şekilde böyle ne bileyim ben ateşler çıkıyor falan. İnsanlar da fevş fevş dalga dalga koşuyor. Ya yapmayın, gitmeyin, etmeyin diyorsun ama adamlar gidiyor. Gittiği yeri biliyoruz ama. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyordu. Şimdi hakiki iman ise evet bedenen götürülmüyor. Ruhen yükseltiliyor. Çalışmakla. Doğru bir itikadı, ehl-i sünnet itikadı. Farzları öğreniyorsun, haramları öğreniyorsun, sakınıyorsun. Farzları öğrenirsin, yapıyorsun. Tahrim-i mekruh, tensih-i mekruh. Bunların hepsinden sakınıyorsun. Vacibini, sünnetini, müsahabını, mendubunu terk etmiyorsun. Ve kalbinden Allah-u Teala'nın sevgisine başka bütün sevgileri çıkartıp atıyorsun. Gayret ediyorsun. Allah-u Teala'nın kullarına, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün mahlukata şefkatle, merhametle yaklaşıyorsun. Allah-u Teala ihsan ediyor, nefsin iman ediyor. Ruhun başlıyor, yükselmiyor. Yükseldikçe, gözde görmese bile o kitaplardaki bildirilenler sana açılmaya başlıyor. Onları görmeye başlıyorsun. Kalp gözü diyorlar buna. Yani yükseldikçe yükseldikçe yakin hasıl oluyor. Yakin hasıl oluyor. Görmüş gibi oluyorsun evet, artık. Evet, görmüş gibi oluyor. Artık bunda sarsıntı olmaz. Evet. Diğerlerin imanında sarsıntı olur. Yani hani bir dağın bir yerden kaldırılıp başka bir yere nakledildiğini duysan tamam mümkündür. Ama hakiki iman nimetiyle şereflenmiş bir kimsenin imanından rücu ettiğini duysa mümkün değil. Çünkü bunların imanları geri alınmaz. Öbürlerinki tehlikededir buyuruyor.
öbürlerinki tehlikedir. Ha, Cenab-ı Hak herkese nasip eder mi? Çalışana, arzu edene, talep edene verir mi? Verir tabii. Hatta Kutbuddin İznik'i Hazretleri, iman hakikiye sahip olan kimse, bütün alem yani dünyadaki insanlar bir alaya gelse Allah-u Teala'yı inkar etse o inkar etmez ve kalbine asla şek ve şüphe gelmez. Onun imanı enbiya, peygamberler imanı gibidir. Böyle iman, imanı taklidi ve imanı istediğinde çok çok üstündür buyuruyor. Yakin hasıl olmuş. Evet. Ona yakin diyorlar efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel abdest alıp camiye giren Allah'ın misafiri olur. Allahü Teala da misafirini mutlaka ikram eder. Mestü hayranım, zaru giryanım, hem dem lisanım der Allah Allah, hem dem lisanım der Allah Allah, gözümden yaşlar akmaya başlar, cümle kurt kuşlar der Allah Allah, cümle kurt kuşlar der Allah Allah, irfan isteyen, ihsan isteyen, canan isteyen der Allah Allah, canan isteyen der Allah Allah, üstün melekler yerler felekler, suda semekler der Allah Allah, suda semekler der Allah Allah. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Müslümanların bilmesi, öğrenmesi lazım olan bilgilere Ulûm-i İslamiyye, Müslümanlık bilgileri denir. Bu bilgilerin kimisini öğrenmek farzdır. Kimisini öğrenmek sünnet, bir kısmını öğrenmek de mübahtır. İslam bilgileri başlıca iki büyük kısma ayrılır. Birincisi Ulûm-i Nakliyye'dir. Bunlara din bilgileri de denir. Ehl-i sünnet alimleri bu bilgileri Eshâb-ı Kirâm'dan, onlar da Resûlullah'tan öğrendiler. Din bilgileri de ikiye ayrılır. Zahiri ilimler ve batini ilimler. Birincilere iman bilgileri ve fıkıh bilgileri veya ahkâm-ı İslamiyye, ikincilere tasavvuf bilgileri veya marifet denir. İman bilgileri ve ahkâm-ı İslamiyye bilgileri mürşitlerden, akaid ve fıkıh kitaplarından öğrenilir. Marifet kalplere, mürşitlerin kalplerinden akar gelir. İslam bilgilerinin ikinci kısmı ulûm-i akliyedir. Canlıları öğretene ulûm-i tıbbiye, cansızları öğretene ulûm-i hikemiyye denir. Semaları, yıldızları öğretene ulûm-i felekiyye, ert bilgilerine ulûm-i tabiiyye demişlerdir. Ulûm-i akliyye, matematik, mantık ve tecrübi bilgilerdir. Bunlar, his organlarıyla duyularak, akıl ile incelenerek, tecrübe ve hesap edilerek elde edilir. Bu bilgiler, din bilgilerinin anlaşılmasına
ve onların tatbik edilmesine yardımcıdırlar. Bu bakımdan lüzumludurlar. Muhammed Sadık rahmetullahi aleyh. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: "Ey cemaat! Günahlardan kaçmaya eyleyin sabır sebat. İbadet yapmakta da yapmayın ki gevşeklik, zira esen yel gibi geçip gider bu gençlik. Bilin ki ahirette herkese vardır hesap. Tövbesiz ölenlere yapılır acı azap. Asla işlemeyin ki haram ve günah işi, zira pek şiddetlidir cehennemin ateşi. Sizden önce gidenler şimdi ah ediyorlar. Keşke bu günahları yapmasaydık diyorlar. Onların kaçırdığı o fırsat elinizde. Öyleyse günahlara dalmayın şimdi siz de. Her kim günah işlerse bu dünyada gülerek, orada cehenneme atılır ah ederek. Bu veli Rabbimize sevgili yakın zattır. Bir gün münacatında şöyle buyurmaktadır: "Ya Rabbi, sen tanıttın bize kendi zatını. Saçtın üzerimize lütuf ve ihsanını. Bize bazı şeyleri ettinse de men yasak, zararlı olduğundan haram kıldın muhakkak. Yine de pek fazladır günah ve isyanımız. Lakin günahımıza çoktur pişmanlığımız. Ya Rabbi, affet bizi. İman ettik biz sana. Lakin asi nefsimiz aldattı bizi fena. Bize güzel gösterdi günah ve haramları. Biz nefse aldanarak işledik hep onları. Sen de ceza vermekte acele etmeyince, biz bundan da yüz bulduk ve şımardık iyice. Affına güvenerek sana isyan eyledik. Nefsimiz de günaha eyledi bizi teşvik. Halbuki bilirdik ki çoksa da mağfiretin, fakat azabın dahi çetindir gayet senin. Bunları bile bile aldandık nefsimize. Sonsuz merhametinle yine sen acı bize. Ya Rabbi, sana karşı çok isyan ettik. Fakat af için biz yine de isteriz senden imdat. Ya Rabbi, mahşer günü hesap için mizana varmaya bu günahla yüzümüz yoktur sana. Eğer ki affetmezsen bizi ey Allah'ımız, cehennem ateşine hiç yoktur takatımız. Ya Rabbi, sen bizleri eyle aff ve mağfiret. Zira senin affının sınırı yoktur elbet. Sen bize aklı selim ve yakîn eyle ihsan. Sana ibadet edip yapmayalım hiç isyan. Çıkarıp kalbimizden bu dünya sevgisini, doldur onun yerine kendi muhabbetini. Ahiret derdiyle dertlendir bizi esas. Zira bu dert yanında başka şey dert sayılmaz." Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Şirin Hudut ilçemiz İpsala'dan sesleniyorum. Maşallah sanki su denizinin üzerine kurulmuş gibi, suyun üzerinde ne deniz olur? Yeşillik deniz olur. Yeşillik deniz olan asude bir yerdeyiz. Efendim, Yunan hududuna çok yakın, 10 kilometre var yok yani mesafesi. Güzel, sessiz, sakin, tertemiz kalmış bir ilçemiz efendim. Burada Osmanlı'nın ilk
Avrupa'ya geçişlerinde durak yerlerinden birisi. Keşan ve Gelibolu istikametinde gelen kimseler, yani Gelibolu'dan Keşan'a, Keşan'dan da efendim artık Trakya'ya yayılan güçlerimiz, kuvvetlerimiz, tabii önlerinde Meriç Irmağı olduğu için o bir engel, mecburen uzun köprüden dolaşıp gidilme durumu olmuş. Edirne'den dolaşıp gidilme durumu olmuş. Ama buralar o günden beri Türk ve Müslüman yurdudur. Bu yurtları bizlere böyle bırakanlara rahmetler diliyoruz. Burada Çukur Cami adı verilen bir cami var. Bu Çukur Cami halkın herhalde koyduğu bir isimdir. Aslında bu camiyi yaptıran bir bahanesi mutlaka vardır. Bazı camilere gidiyoruz veya eserlere, hayrat eserlere gidiyoruz. Bahanesi kaybolmuş. Mahkeme Camii diyorlar. Bodrum İskelesi'de bir cami var. Mahkeme Camii. Ya Mahkeme Camii olur mu kardeşim? Bunu yaptıran bir hayır sahibi vardı. Ahmet'tir, Mehmet'tir. Sonra araştırdık. Meğer 2. Abdülhamit Han kendi kesesinden Bodrum gibi bugün Türkiye'nin turistik meselelerde en önde ismi geçen bir yerin iskelesine cami yaptırmış efendim. Ha, bugünkü turistler için değil tabii, bu da Osmanlı'nın hac yolunda giderken gemiler hep denizden giderler ama karaya da muhtaçtırlar. Su alacaklar, yiyecek alacaklar, bir iskeleye ihtiyaçları var. İşte Bodrum, Marmaris, Küllük veya Güllük gibi yerler hep böyle Osmanlı hacı gemilerinin geçtiği yerlere kurulmuş ki oralarda antrepolar var. Gemilerin yiyecek, içecek vesaire ikmalleri oradan yapılırdı. Ve Anadolu'ya gelen gemilerle baharatlar da oralardan Anadolu içlerine yayılırdı. Şimdi mi? Şimdi bir tarafta işte bir şey sokağı var, öbür tarafta başka bir şey sokağı var. Öyle bir yer. Buralar ise bu hayratı yapan kimsenin adları unutulmuş, çukurluğu kalmış. Ancak 1752-53'lerde olan şiddetli zelzele, ki İstanbul'u da çok etkilemiştir bu zelzele, çok büyük tahribata sebep olmuştur. Allah-u Teala'nın hikmeti tabii, yer altından geliyor. Dur deyip de dünyaya bir kazık çakıp da ipine bağlayıp kal böyle diyecek halimiz var mı? Var mı o gücümüz efendim? Yok. Öyle yaratılmış. Efendim işte fenle ölçüyoruz. Ölçüyorsa ama onu durduracak bir halde değilsin yani. Bu camide o zaman yeri de yumuşak olduğu için, gevşek, kayalar üzerinde değil, suyun üzerinde hakikaten. Bu ilçe suyun üzerinde duruyor efendim. Bol da suyu var maşallah. Çok bereketli. Tahrip olmuş. Hasar görmüş daha doğrusu. Tahrip değil de hasar görmüş diyelim. Dertli Mustafa Bey diye birisi 1800'lü yılların başında bu camiyi tamir ettirmiş. Epey müddet gitmiş. Daha sonraları bu da harap olmuş. 1900'lü yılların başında işte bir tamirden falan geçmiş ama alel usul geçmiş. Son dönemi de gördüğünüz gibi betebeler sıvanmış. Minaresi, güzel bir minaresi var. Minare eskiye de benziyor. Üzeri böyle yivli minare tipi. Azıcık ona benzetmişler. Tam yivli minare olmamış ama tutmuşlar. Onların üzerinde badana veya boya yapmışlar. Plastik boya, badana boyası yapmışlar. Caminin içerisinde sizlerle bir paylaşacağız. Burada yakında bir kervansaray kalıntısı var. O kalıntıyı da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi caminin içini bir görelim. Ondan sonra da kervansaray kalıntısına geçelim efendim. Şimdi caminin haremine girmiş bulunuyoruz. Dertli Mustafa Bey Camii. Sonradan tamir ettiren adını vermişler. İlk tamiri yaptıranı bilmiyoruz. Bahanesini bilmiyoruz ama yaptıran, tamir ettiren belli. Harim kısmındayız. Minberi yeni ahşaptan yapılmış. Mihrabı zaten fayanslarla, yeşil fayanslarla olduğu gibi bezenmiş, yapılmış. Tavanı ahşap. Yani bildiğimiz klasik tavan. Bey demek, sancak beyi demek. Yani il valisi demek. Tabii bugünkü illeri düşünürsek Trakya'daki, burada yanılırız. Bir de Mustafa Bey'in olduğu 1800'lü yılların başında bir iltizam beyleri vardı. Bu iltizam beyleri halkın aldığı mahsulün uşurunu,
Yani sonraki dönemde 1940 ile 50'li yıllar arasında, hatta 35 ile 50'li yıllar arasında 15 senedeki Anadolu'nun meşhur belini büken aşar vergisi var ya efendim. Aşar vergisi bir dini vergidir. Şimdi dini vergiyi de laik bir devletin herhalde alması uygun olmaz. Ama bu alınmış, insanların ta tencere tavasına kadar hepsi icabında zor alıma tabi tutulmuş. İşte devlet tekrar bunu hazineye, yani Beytül Mal'e koymak için bu zekatı, tarla mahsulünü ve hayvan zekatını kitaplarımıza göre devletin alıp fakirlerin hakkı olarak Beytül Mal'e koyması var. Halk bunu muntazam vermeyince, ziraattan aldığı tarla mahsulünün vergisiyle hayvan vergisini muntazam vermeyince devlet bunu iltizam memurları vasıtasıyla yapıyor idi. Ha normal ben paramın zekatını vereceğim, devlet ona karışmıyor. Ama ötekini insanlar vermiyor diye onu alıyor, fakirlerin adına alıyor. Yani o aşar vergisi toplanan 1935 ile 50'li yıl arasındaki aşar vergisi devletin hazinesine giriyordu. Fakir fukaraya dağıtılacak bir fonda hiç bekletilmemiştir. Bu da ayrı bir dert. İşte bu camiyi anlatırken Dertli Mustafa Bey'in de buralarda bir iltizam memuru olduğu, görevlisi olduğu, onun için bey dendiği ihtimali de var. İsmini rastlayamadığım için bunları sadece ihtimallerle söylüyorum. Burada bir kervansaray kalıntısı var. Şimdi onun yanına gideceğiz efendim. Şimdi de 2. Murat Han kervansarayının ayakta kalabilmiş garip, öksüz bir duvarının önündeyiz. Görüldüğü gibi kemerler burada, tuğlalardan kemerler yapıldığı zamandan kalma. Sonradan bazı yıkılan yerleri aman aman bir tamir etmeye çalışmışlar. Eklenti, tabii uzmanıyla tarihi eseri tamir etmezseniz olacağı bu. 2. Murat Han, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasıdır. Uzun süre padişahlık yaptı. 1451'e kadar, 1421'den 1451'e kadar 30 sene padişahlık yaptı. Ömrünün büyük bir kısmı Balkanlarda geçti. Avrupa kıtasında geçti. Bu bölgelerde zaten onun ilk Edirne'yi başkenti yapacağı sıradaki kurduğu tesislerden birisidir. Osmanlı'yı öyle düşünün ki deve kervanlarına saray yapmışlar efendim. Kervan sarayı demişler. Kuşlara saray yapmışlar, kuş sarayı demişler. Yani deveden serçe kuşuna kadar bütün canlılar için, mahlukat için sığınma yerleri yapmışlar. O günün şartlarında otel motel tipi yerler olmadığında tüccarın geceleyeceği yer yok. Gecelese arazide eşkıyalar canına da kıyarlar, malını da alırlar. Dolayısıyla bu insanların korunması için devlet her 30 kilometrede bir kervansaraylar koymuş. Bütün yol boyunca. Nereye? Şam'a kadar koymuş. Yani bütün Anadolu'da kervansaraylara bakarsanız 25 ila 30 kilometrede bir tane kervansaraya mutlaka rastlarsınız. Bu Anadolu'yu böyle bir kervansaray ağıyla örmüşlerdi. İstanbul'dan çıkan kervanlar icabında, hani Karacaahmet'in oradan, Veda Çeşmesi oradan çıkan kervanlar yollarda, eski yol üzerindeki konaklama yerlerinde 30 kilometrede bir mutlaka hayvanların su ihtiyacını giderecek, yem ihtiyacını giderecek, insanların yatma ihtiyacını karşılayacak olan yerler yapılırdı. Bugün burası bir ilkokulumuzun bahçesinin kenarında. Yanında da bir ev yapılmış. Peki bu kervansarayın kayıtları nerededir? Hudutları nereden nereye kadardır? Ümit ediyoruz ki sadece burada kervansaray değil, belki de 300-500 bin kişiye yemek veren bir imaret de vardı.
Çukur Camii'nin de o zamanda yapıldığı söyleniyor. Biraz önce anlattığım, programın önceki kısmında anlattığım. Kervansaray da böyle. Dolayısıyla bu hayratı bugün devletimiz ortaya mükemmel haliyle ve orijinal şekilde çıkarabilecek güçtedir. Vakıflarımız vakıf gelirleriyle, hatta devletin de bu konudaki bazı destekleriyle bunları hayata geçirirlerse, işte burnumuzun dibinde burada Yunanistan var. Bir yığın insan buraya geliyor. Şehrin hafta pazarlarına geliyorlar alışveriş etmeye. Gelsinler de burada bir yıkık duvar görmesinler. Burada bir kervansaray görsünler. İlkokulun bahçesi, canım ilkokul yapılacak yer mi yok? Yani bir yığın hazine arazisi var. Sonra buralarda böyle yüksek yüksek apartmanlar olduğu, çok nüfus olan bir yerde değil. Bugün arabalı eğitim her yerde almış yürümüş. Gönül ister ki bunun aşağılarda, şu betonların altında birçok hayvan ahırlarının gözleri, kemerleri olduğu kuvvetle rivayet ediliyor. Beton kapatıyor. İyi, kapatın bakalım ne kadar gidecek. Bunu toprağın yüzüne çıkarmak esas olan şeydir. Betonla kapatmak değil. Eğer bu kervansaraylar olmasaydı, Anadolu insanının ihtiyaçlarını karşılamak için yani diğer diğer gezmesi lazımdı. Ticaret ağı şeklinde her tarafı sarmıştı bu. İnsanlar da her türlü ihtiyaçlarını rahat rahat buralardan karşılıyorlardı. O zamanın AVM'si diyebilirsiniz. Daha başka bir hipermarket, çok hipermarket neyse en büyüğü ne kadarsa onlar diyebilirsiniz. Bunlar insanların hayatına renk katan şeylerdi. Maalesef şimdi şurada kırmızı taşlarla, bu civarın taşı da değil, bu artık bir yerlerden getirilmiş herhalde. Tuğlalar orijinal, şuradaki taşların bir kısmı orijinal, geri kalan ilavelerle yasağı kapatmışlar. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir su kemeri var, onu da sizlere göstermek isterdim ama su kemerine ulaşma bugünkü şu bahar şartlarında mümkün olamadı. Benim de tabii yaşlılığım ve çeşitli yürüme sıkıntıları dolayısıyla orayı sizlere gösteremediğimin üzüntüsünü çekiyorum. Bir daha da buraya İpsalı'ya zamanımız olur mu, olmaz mı, ömrümüz olur mu, olmaz mı bilmiyoruz. Bizden sonraki bir arkadaş inşallah bizlerden sonra gelir, buralarda anlatır. Hem de bu kervansarayı güzel bulur da, ya İsmail hocam çok dert yanmış ama bak şimdi güzel olmuş derse, biz de toprağın altında rahat ederiz herhalde. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.